Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç, TGRT Haber'e konuk olduğu asgari ücret görüşmelerine değinen Avdagiç, zam oranının 6 aylık tüfe oranında olmasını istedi. İTO Başkanı gelir vergisinde de dilimlerin artırılması gerektiğini belirtti. Çok önemli bir özel sektör kuruluşunun... İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç asgari ücret görüşmelerini değerlendirdi. Zam oranının ilk 6 aylık tüfeğe göre yapılması gerektiğini söyledi. Buradaki beklentimiz genel düzenlemelerin gene yılbaşına yapılması. 1 Temmuz itibariyle 6 aylık tüfe kadar bir düzenleme yapılarak bu sürecin tamamlanması. Avdagiç, TGRT Haber'deki gündem ekonomi programının konuğuydu. Sadece asgari ücret konusunda değil, vergi dilimleri için de konuştu. Dilimlerin artırılmasını istedi. Mutlaka ve mutlaka gelir vergisi dilimlerinin de bu artışla paralel olarak düzenlenmesi lazım. Diğer tarafta son 6 yılda gelir vergisi düzenlemeleri çalışanların aleyhine çok değişti. Daha evvel vergi dilimleri asgari ücretin katlarına baktığınız zaman çok daha çalışanın lehineydi. Gittikçe asgari ücret artışlarını takip etmedi vergi geliri dilimleri. Dolayısıyla şu anda çalışanın işverenin cebinden çıkan paranın daha azı çalışanın eline geçiyor. Gelir vergisi düzenleme dilimlerinin mutlaka tekrar düzenlenmesi ve son 5-6 yıllık kayıplarında belki bir seferde olmamakla beraber makul bir süre içinde tekrar iade edilmesi gerekiyor. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç, Avrupa Birliği ile yaşanan vize sorununda Türkiye'ye tavır olduğunu ifade etti. Çok net bir tavır olduğunu görüyoruz. Yani Türkiye üzerinde dolaylı bir süreç yürütülüyor. İfade edilenler bahane diyor. Yani şu anda pandemi bitti. Evet. İşte hala arada zaten aracı şirketler var. Yani personel yoktu vesaire gibi bir takım süreçlerin, bir takım bahanelerin öne sürülmesini çok kabul edemiyoruz. Şu anda İstanbul'daki başkonsoloslukların önemli bir kısmı size randevuyu 6 hafta, 8 hafta, 9 hafta sonra veriyorlar.